Herkese selamlar. C eğitim setimizin 41. dersiyle birlikteyiz. İç içe döngüleri anlamamız, algoritma kurmamız için son derece önemliydi demiştik. Şimdi ekrana şu çizdiğim şekilleri yapalım. Diyez ifadesini bir kez yazsın, sonra iki kez, sonra üç kez, sonra dört kez veya burada bir başka algoritma yapalım. Diyelim ki dört kez yaz, sonra üç, sonra iki, sonra bir. Tabii ben bunu kullanıcıdan alacağım. Kullanıcı diyelim 8 tane giriyorsa 1'den 8'e kadar gidecek şekilde ayarlayacağız. Yani kullanıcının girdisine bağlı olarak değişecek. Veya burası diyez olmaz da yıldız ifadesi olur. Onu da yaparız. Veya sayılar olur. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 gibisinden. Biz bu ilk önce şu algoritmayı yapalım. Daha sonra şunun algoritmasını yapalım. Ve üzerinde oynamalar yaparak değişik değişik şekiller vesaire elde etmeye çalışalım. Şimdi bu tür durumda sizin anlamanız gereken şey şu. Elinize bir kağıt kalem alacaksınız. Veya uzun uzun üzerinde düşünerek, bilgisayarın üzerinde de yapabilirsiniz ama kağıt kalem almak ve üzerinde düşünmek daha mantıklı. Bakın, şimdi siz şunu düşüneceksiniz. Ben bunun algoritmasını yaparken neye ihtiyacım var? 1. Bakın, yan yana tekrar eden, gördüğünüz üzere şurada etmese de daha sonra 2, 3, 4, 5, 6, 10, belki 100 kez tekrar edecek yan yana bir yapı var. Güzel. Şuradan bir for kurmamız gerektiğini anladınız. Bir döngü yan yana. Çünkü yan yana tekrar eden bir şeyler var. Tekrar eden bir şeyler varsa, çoklu veri varsa, bir yerde çokluk varsa orada döngü vardır demiştik. Güzel. İlk forumuz bu. İç içe döngü kurmamız gerektiğini nasıl anlayacağız? Onu da şuradan anlayacağız. Bakın. Yan yana yazıyoruz ya. Bir de dış for kullanarak şurada 1, 2, 3, 4. Bakın tekrar eden 4 satır var. Buradaki 4 satırı elde etmem lazım. Belki burada 5 satır olacaktı. Belki 50 satır olacaktı. Yani yukarıdan aşağıya bu satırlar tekrar ediyor. Tekrar ettiği için bir for orada. Bir de yan yana tekrar ettiği için bir for da oradan. Yani döngülerimi şöyle kurmanız lazım algoritmayı. Yan yana artan bir veri var. Bir for oradan kullanacağım. Bir de yukarıdan aşağıya gelen satırlar var. Bir döngü de oradan kurmam gerek diyeceksiniz. Tamam. Madem mantığını bu şekilde kurduk. O halde iki tane for kullanacağım için bir i, bir tane de j değeri olan sayaçlarımı aldım. Daha sonra kullanıcıdan diyez işaretiyle ilgili bir sayı alacağım. İşte kaç diyez olsun? Örneğin 5. O halde 5 satırlık bir diyez şekli yazacağım. Bu yüzden sharp diye bir variable ismi oluşturdum. Kullanıcıdan girdi alalım. Adım adım gitmek istiyorum. Bakın dışarıdan dedim ki enter the number of sharps. Bize diyez numarasını, diyez sayısını girin dedik. Tamam, kullanıcı diyez sayısını girecek. Ben döngümü birden başlatıyorum ve diyorum ki diyez sayısına kadar, diyelim kişi 8 girdi. 1'den 8'e kadar bir diyez oluşturma yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç elde ettik. Adım adım gitmek istiyorum. Bakın 5 tane dedim. Bana 5 tane diyez verdi. Tekrardan çalıştırıyorum. 10 tane isteyelim. Bakın 10 tane diyez yan yana yazdırdı. Güzel. Ancak benim istediğim bu değil. Ben istiyorum ki ilk başta 1 tane yazsın. Daha sonra 2 tane alta geçsin yazsın. Daha sonra bir alt satıra geçsin 3 tane yazsın. Güzel. O zaman bir döngü daha kurmamız gerektiğini hemen anladık. Dedik ki yan yana ile alt alta yazarken ki farklı ifadelerimiz vardı. Bakın. J'yi birden başlattım. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Burayı anlamanız çok önemli. Ben birden başlattım ve algoritmamı kağıt üzerinde kurdum. Şimdi J küçük eşittir i dedim. Sonra J++ döngümü tek tek arttır. Şunu gelip şurada yazdım. Şimdi burada ne yaptığımı tek tek anlatarak gideyim. Şimdi şuradaki şekli istiyorum, doğru mu? İlk olarak algoritmam şurası. Ben geliyorum diyorum ki i'yi birden artık girilen rakam kaç? 4 olsun. 4 girdiğini düşünün. Bir küçük eşit midir 4'ten? Evet. Döngümüze başladı. Bakın. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır. Ben bu satırları nereden? Bu dış for'la oluşturacağım. Ancak bir de yan yana bir döngüm var ve ilk döngümde ben bir tane yazdırmak istiyorum. Bir diyez yazdırmak istiyorum. Ve diyorum ki bakın dikkat edin. İ değerim 1 ya. J 1'den başlasın. J küçük eşittir i oluncaya kadar bunu çalıştır. E benim i değerim zaten 1. Yukarıdan gelen 1'di ya. J küçük eşittir 1 oluncaya kadar bunu çalıştır. Yani ne kadar çalıştırmış olacak? Bir kez çalıştırmış olacak. Kontrol edin. 4 dedim. Bakın. Bir kez çalıştırmış olacak. Şuraya i deseydim. Bakın döngü tekrar tekrar kendini tekrar ediyor ya. i 2 olduğunda
birden ikiye kadar yazdır. Yani iki tane yazdır. Şurası 3 olduğunda 3 tane yazdır gibisinden gidecekti. Tekrar kontrol edin. Bakın 4 dedim. Gördüğünüz gibi burada bayağı yaz. Niçin yan yana yazdı? Çünkü ben bu for bittikten sonra şunu demem gerekiyor. Bakın. Bir tane diyez yazdıktan sonra alt satıra geç. İki tane diyez yazdıktan sonra alt satıra geç. Yani demek ki her satırda ben satırları dış for'la yapıyordum ya. Demek ki iç for'da değil de dış for hemen bitmeden önce benim gelip buradan bir tane backslash n bırakmam gerek. Backslash n'i niye bırakıyorum? Backslash n'i aşağıya geçsin diye bırakıyorum. Bakın diyorum ki sen iç döngüde bir tane diyez yaptın mı? Evet. Tamam. İç for bittikten sonra alt satıra geç. Çünkü ikinci satırı çalıştıracak dış for'um. Güzel. İki tane diyezi iç for'da yaptık mı? Güzel. Sonra diyorum ki dış for bitmeden önce bir alt satıra in ki 3 taneyi aşağıda yaz. 4 taneyi aşağıda yaz. 5 taneyi aşağıda yaz. Tekrar gözlemleyin bakın. 10 diyorum. Bakın 1 tane diyez, 2 tane, 3 tane, 4 tane. Nereye kadar? Bla bla bla. 10 taneye kadar gördüğünüz gibi bu şekli oluşturmuş olduk. Bizim amacımız neydi? Şu şekli oluşturmaktı. Şimdi bu şekli nasıl oluşturduk? Bu algoritmayı nasıl kurduk? Tekrardan gözlemleyelim. Diyoruz ki i1'den başlayacak. Bakın dış forum i1'den başlayacak. Şurayı bordo renkte görelim. 1 küçük eşit midir 4'ten? Bakın dışarıdan 4 girdiğimi varsayın. Şu an şu scanf'le aldığımı değil de buradan 4 girildiğini varsayın. Çünkü size anlatmam lazım algoritmayı. Küçük bir örneklem üzerinden gitmek lazım. Siz de algoritmanızı kurarken küçük bir örneklem alın. Mesela 1'den 3'e kadar gibi. Onun üzerinden algoritmanızı kurun. Yani ben öyle yapıyorum. Sizin de öyle yapmanız mantıklı. Yani parçala, böl, çöz. Ondan sonra tekrardan daha büyük olanına göre gidersiniz. Şimdi bir küçük eşit midir 4'ten? Evet, küçük eşittir 4'ten. Bu dış forum çalıştı. Dış forun içerisine girdik. Güzel. Şimdi iç forun oradayız. J 1'dir. J'yi 1'den başlat demişiz. Hemen şöyle yeşili ifade edelim. J 1'den başlıyor. Ve demişim ki, bakın ne demişim? Bir küçük eşit midir i'den? i'min ilk değeri ne? 1. Yukarıdan geliyor 1. Bakın şöyle. Yukarıdan i'yi direkt çektim. Bir küçük eşit midir 1'den? Evet, eşitlik var. O halde bu for döngüsünün içerisine girdi ve bir kez şöyle diyezi yazdırdı. Bir kez diyezi yazdırdı. Sonra j değerim ne oldu? 2. Değil mi? J'yi şu iş for'da for bitmeden önce arttırdı. J'min yeni değeri ne? 2. Peki 2 küçük eşit midir 1'den? Hayır. O halde bu döngümü kırdı ve şuradaki printf'i çalıştırdı. Bir alt satıra indi. Bakın şöyle bir alt satıra indi. Güzel. Şu printf ile bir alt satıra indikten sonra i++ demiştik. Yani dış döngümüz bir artmış oldu. Dış döngümüzün yeni değeri ne? 2. Bakın i'mizin yeni değeri 2. 2 küçük eşit midir 4'ten? Evet. O halde tekrardan bu forun içerisine girdi. Yani dış forum tekrar çalıştı ve iç foruma girmiş oldu. İç forumda demişim ki j 1'den başlasın. Bakın j 1'den başlasın. Koşulum şu. 1 küçük eşit midir i'den? İ'min yeni değeri neydi? 2 olmuştu, doğru mu? Şuradan 2'yi çekti. Geldi. 1 küçük eşittir 2'den. Güzel. 1 küçük eşit midir 2'den? Evet, doğru. O halde 1 küçük eşittir 2'den olduğundan şu iç forun içerisine girdi ve bir diyez yazdırdı. Diyezi şurada yazalım. Güzel. Sonra J++ ile J'yi 1 arttırdık. J'min yeni değeri ne? 2. 2 küçük eşit midir 2'den? İ'min değeri hala 2 çünkü. Evet, doğru. Bir kez daha girdi içerisine ve bir diyez daha yazdırdı. Sonra bu for'u kırdı. Niçin? J'min yeni değeri 3 oldu. 3 küçük eşit 2 değildir. O halde bu for döngüsünü kırdı ve printf'i gelip backslash n'i yazdırdı ve tekrardan yukarıya gelip i'nin 3 olduğunu teyit etti. İ'min yeni değeri ne? 3. 3 küçük eşit midir 4'ten? Evet, 3 küçük eşittir 4'ten. Dış for tekrar çalıştı, içeriye girdi. Geldi şuradaki for'a. J 1'den başlıyor demiştik. Evet. 1 küçük eşit midir 3'ten? Bakın şuradaki 3'ü çektik. Çünkü buraya i dedik. Şuradaki i değerine göre kendini endeksle dedik. J küçük eşit midir 3'ten? Yani 1 küçük eşit midir 3'ten? Evet, geldi. Bir diyezi yazdırdı. Şuraya bir tane diyez daha yazdı.
J'min yeni değeri ne? J'min yeni değeri artık 2. Çünkü iş döngüdeyim hala. İş döngü henüz bitmedi. J'min 2 yeni değeri 2. 2 küçük eşit midir 3'ten? Evet, 2 küçük eşittir 3'ten. Sonra bir diyez daha yazdırdı. Şuraya gelip bir diyez daha yazdırdı. Hala döngüm bitmedi. İş döngümün içerisindeyim. Geliyorum, bakıyorum. J'min yeni değeri ne? 3. 3 küçük eşit midir 3'ten? Çünkü i'nin değeri hala 3. Henüz iç döngü bitmedi ya. Dış döngüye gelmediği için henüz i'min değeri artırılmadı. Hala 3. Tamam. 3 küçük eşittir 3'ten. O halde bir diyez daha yazılacak. Yine içerisine girdi. Bakın. Üçüncü diyezimi yazdı. Sonra geliyor. J'min yeni değeri ne? 4. 4 küçük eşit midir 3'ten? Hayır. Döngümü kırıp çıktı. Ve şuradaki printf çalıştı. Bir alt satıra indi. Güzel. Bir alt satıra indik ve i'mizin değeri artık 4 oldu. Doğru mu? İ'mizin değeri 4. 4 küçük eşit midir 4'ten? Şuradan. Evet. 4 küçük eşittir 4'ten. O halde dış forum son bir kez daha çalıştı. Ve iş döngüme geldi. Diyorum ki J'yi birden başlat. Tamam diyor. J'yi birden başlatacağım. 1 küçük eşit midir 4'ten? Şuradaki i'yi direkt çektik. Çünkü J küçük eşittir i dedik. Koşulum bu. 1 küçük eşit midir 4'ten? Evet. Geldi. Bir tane diyez daha yaz. Sonra J'nin değerini arttıracak. 2 küçük eşit midir 4'ten? Evet. Yine bir diyez daha yazdı. 3 küçük eşit midir 4'ten? Evet. Bir diyez daha yazdı. Sonra 4 küçük eşit midir 4'ten? J'yi sürekli arttırıyorum ya iç for'da. Evet. 4 küçük eşittir 4'ten geldi. Bir diyez daha yaz. Daha sonra J 5 oldu. 5 küçük eşit midir 4'ten? Hayır. Şuradaki döngüyü kırdı. Printf'e geldi. Backslash n'i yazdı. Şöyle backslash n yazıldı ve bir yukarıya çıkıldı. İ'min yeni değeri ne? 5. 5 küçük eşit midir 4'ten? Hayır. Dış döngüm de sonlandı ve artık buradaki programım sonlanmış oldu. Dikkat edin. 4 girdiğimi varsayın. Bakın 1, 2 tane yazdı, 3 tane yazdı, 4 tane yazdı. Tabii şunu da yapıyorlar. Bazı okullarda hocalarımız yıldız istiyorlar. Sadece tek fark şurayı yıldız yapmanız. Başka herhangi bir esprisi yok. 8 diyelim. Bakın 8 tane birden başlayarak yıldızlarımızı yazdık. Peki burada yıldız vesaire yazmak istemeseydik, şöyle yüzde D deyip J'yi yazmak isteseydim, bakalım nasıl bir sonuç elde edecektim. 9 diyelim. Bakın 1, 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3-4-5. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Algoritmamızı görebiliyor musunuz? Yani burada anlattığım gibi asıl öldürücü nokta buradaki algoritmada bence şunu kavramanız. Yani tek başına diyelim ben bunu size öğretmeden önce algoritmanızı tasarlasaydınız ve sizden bu şekli istiyor olsaydım bence en can alıcı nokta şu j küçük eşittir i olacaktı. Sizin bunu düşünmeniz gerekirdi bu algoritmayı kurarken. Yani burada bir kez yazdıracaksınız. Şuradaki i'ye göre kontrol ettireceksiniz. Bakın i arttıkça j artıyor. Bunu nasıl anlayacaktınız aslında? Şuradan anlayacaksınız. Bakın sürekli 1, 1 iken 2 olan, 2 iken 3 olan sürekli artan bir yan yana yazılan bir şeyler var. O halde i sürekli artıyor ya. I sürekli artıyorsa ben bunu i'ye göre ayarlarsam i 1 iken bir kez yazdıracak. I 2 iken 2 kez yazdıracak şuradaki şeyi. i 3'e çıktığında bunu 3 kez yazdıracak. i 4'e çıktığında 4 kez yazdıracak yan yana. Yani anlıyor musunuz buradaki algoritmayı? Ben i'ye endeksledim ki i arttıkça şu yan yana yazdığımız karakterler de artsın. Bir tane yazsın, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane, altı tane, yedi tane yazsın. Yani buradaki mantık tamamen bakın 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yan yana bir şeylerin artması varsa yukarısı arttığında bu da artacak şekilde bir kez, bir şeyi iki kez, bir şeyi üç kez, bir şeyi dört kez yazdıracaksak yukarıdaki i bunu bana sağlar. Bakın i birken bir kez yazdırır. Bir küçük eşittir birden. i iki olduğunda birden başladığı için 1 ve 2 olacak şekilde 2 kez yazdıracaktır. i 3 olduğunda birden 3'e kadar gidecektir. Çünkü bakın şurasının 3 olduğunu düşünün. Artık şunu 3 kez yazdıracak. J'yi birden başlatacak. 1, 2, 3. i 4 olduğunda gelecek şuraya 4 diyecek. J'mi birden 4'e kadar saydığı için yan yana birden 4'e kadar yan yana yazacak. Bakın birden 4'e kadar yan yana yazacak. Veya burası dediğim gibi şöyle diyez veya yıldız olsaydı yine aynı mantıkla bakın 4 diyelim. Şurası i olsun. Şurası 1 olsun.
İlk önce şekli görelim. Ondan sonra tamam, şekli gördük. Şimdi dikkat edin bakın. İlk önce bir kez yazdırdı. Niçin? Şurasıdaki birdi. Bir kez yazdır diyorum. E2 olduğunda gelecek şurası 2 olacak. Birden 2'ye 2 kez yazdır diyeceğim. Bakın 2 tane yıldız. Şurası 3 olduğunda bunu 3'e endekslediğimde birden 3'e kadar 3 kez yan yana yıldız yaz diyeceğim. Bakın 3 kez yan yana yıldız yazdım. Şurası 4 olduğunda şurası da 4 olacaktır. Ve gelecek 4 kez art arda yıldızı yazacak. Ondan sonra backslash n ile yukarıya gidecek. Anladınız mı mantığı? Burada can alıcı nokta şuradaki i harfi. Peki bu ders bitmeden önce şunu da yapmak istiyorum. Ben bunu yazdım. Ancak ben daha önce de dediğim gibi ilk önce en çok olandan diyelim 5 girdik. 5 kez yazdırsın. Sonra 4 kez, sonra 3 kez, sonra 2 kez, sonra 1 kez. Yani çoktan aza doğru aşağıya indirmek istersek o zaman ne yapacağız? Onu görelim. Onun için de şuradan tekrardan bir for döngüsü tekrardan yazıyorum. Şunu kopyaladım yukarıdan. Bu kısma dikkat. Diyorum ki ben ilk önce çoktan aza gitmek istiyorum. O halde şurada bir değişiklik yapmama gerek var mı? Bakın i1, i küçüktür. Örneğin 4. 4 girdiğimi varsayın. 4 tane alt alta satır yazacağım değil mi? Burada bir değişiklik yapmama gerek yok. Değişikliği içerideki for'da yapacağım. Niçin? Ben ilk başta bakın azdan çoğa doğru giderken bu sefer çoktan aza doğru ineceğim. Çoktan aza inmem için o halde demek ki iç döngümde ilk önce 5 yazmışsam eğer ilk önce 5 tane yıldız bassın. Sonra ikincisinde 4 tane bassın. Sonra 3 tane bassın. Sonra 2, sonra 1 diye ben iç forumda değişiklik yapacağım. Dışta değil. Bakın şuradaki şarpı şuraya getirdim. Dedim ki benim J değerim mesela dışarıdan 8 girdiğimi varsayın. J'mi 8'den başlat. Tamam diyor. 8'den başlatacağım. Diyorum ki 8'den başlattım. I'den büyük oluncaya kadar koşulum bu. I'den büyük olması. Şurada azalta azalta yaz. Şimdi ilk önce diyezle başlatalım. Sonuçta programı onunla başladık. Hemen yazıyorum. Dikkat edin. 4'ten başlatayım. Şurada 3, şurada 2, şurada bir tane çıktı. 4 tane çıkmasını beklerdim halbuki. Sebebi şurada eşitliği unutmamız. J büyük eşit i olur dememiz gerekirdi. Bakın. Şunlar yıldız, şunlar diyez işareti. 4 tane yazdı. 3 tane, 2 tane, 1 tane yazdı. Veya dilersek şurayı da görüntü açısından diyez yapabilirdik. Şöyle 5 diyelim. Evet, şu görüntüyü çıkaralım veya şöyle yapalım. Şunları her ikisini de yıldızla yapabilirdik. Şöyle yıldız yıldız. Artık sizin okulunuzda hocalarınız size öğretirken neyi yapmak isterlerse. Gördüğünüz gibi bir ok işareti çıkardık. Sağa yönelik. Şimdi nasıl yaptık onu anlatayım. Biz bu şeyi size algoritmamı anlatmam gerekir. Nasıl yaptığımı bilmelisiniz. Şimdi i1'den artık kaç girdik? Diyelim 4 girdik. Yine 4'e göre hatta 3'e göre mi yapsak? Evet, 3'e göre yapalım ki hızlı anlatabileyim size. i1 değerine sahip. i şuranın 3 olduğunu düşünün. Yani kullanıcı 3 girdi diye düşünün. 1 çık eşit midir 3'ten? Evet. Dış forundan girdi içeri. Güzel. Şimdi iç fora geldik. Diyorum ki j'min değeri, j'yi de şöyle yapayım. J'min değeri İlk değeri burada girilen 3. Çünkü şarpa eşit. Dışarıdan veri girdim. J'min ilk değeri 3. Diyorum ki 3 büyük eşit midir? İ değerinden. İ'min değeri kaç? 1. 3 büyük eşit midir birden? Evet, büyük eşittir birden. O halde diyorum ilk önce şu yıldızı yaz. Bakın geldi bir kez yaz yıldızı. Sonra J'mi biraz azalt dedim. J'min yeni değeri ne? 2. 2 büyük eşit midir birden? Evet, 2 büyük eşittir birden. Yine içerisine girdi forun ve bir yıldız daha yaz. Sonra j'mi burada bir azalttım. J bir azaldı ve geldi. J'min yeni değerine 1. 1 büyük eşit midir birden? Evet, eşitlik var. Yine bir yıldız daha yaz. Güzel. Artık j'min değeri 0. 0 büyük eşit midir birden? Hayır. O halde bu döngümü kırdı ve backslash n ile bir alt satıra geçti. Güzel. Bir alt satıra geçtik. Yukarıya gittim. İ'min yeni değeri ne? 2. Doğru mu? İ'min yeni değeri 2. 2 küçük eşit midir 3'ten?
Evet, 2 küçük eşittir 3'ten. Yine bu dış forun içerisinde kalmaya devam etti. İçerisine girdi ve foruma çalıştırdı. Dedi ki j'min değeri sharp'tı. Neydi yani? 3'tü değil mi? Sharp değeri 3'tü. J'min değeri hala 3. Şöyle göstereyim. 3 büyük eşit midir? İ'min yeni değeri neydi? 2 idi değil mi? Bakın şurada 2 idi. 3 büyük eşit midir 2'den? Evet, 3 büyük eşittir 2'den. O zaman içeriye girdi ve bir yıldız yazdı. J'min değerini sürekli azaltıyoruz burada. Bu printf'i yazdıktan sonra bir azaldı. J'min yeni değeri ne? 2. 2 büyük eşit midir 2'den? Evet, doğru. Bir yıldız daha yaz. Sonra geldi. J'min yeni değerine 1. 1 büyük eşit midir 2'den? Hayır. 1 büyük eşit değildir 2'den. O yüzden bu for döngüsü bitti. Geldi printf ile bir alt satıra geçti. Güzel. İ'yi burada plus plus demiştik. Yani sürekli arttır demiştik. İ'min yeni değeri ne? İ'min artık yeni değeri 3. Doğru mu? Tamam. 3 küçük eşit midir 3'ten? Evet. O halde benim döngüme yine girecek. For'un içerisine girdik. Dedik ki j'min değeri ne? 3. J hala 3. J büyük eşit midir? Yani 3 büyük eşit midir 3'ten? Evet. Doğru. O halde girip bir yıldız yazdı. Doğru mu? J'min yeni değeri ne? 2. Çünkü J'yi sürekli bir azaltıyorduk. 2 büyük eşit midir 3'ten? Hayır. O halde bu döngüyü sonlandırdık. Kırdı. Kırdık ve çıktık. Diyor ki şu bitti. Printf ile bir alt satıra in ve yukarıya gel. Yukarıya geldi. İ'min yeni değeri ne? 4. Çünkü i plus plus sürekli arttırıyoruz. Bakın j'yi sürekli azaltıyoruz. i'yi sürekli arttırıyoruz. Burada 4 oldu. 4 küçük eşit midir 3'ten? Hayır. O halde bu dış for da bitti. Ve en sonunda çıktı. Bunun sayesinde biz 9 bile desek bakın 1'den 9'a kadar tam sonra simetri olan 9'dan 1'e kadar şöyle bir ok çizmiş olduk. Buradaki algoritmamızın mantığı da bu. Veya şöyle derdik. %d derdik. Şurada j'yi alalım. Aynı şekilde şurada da 6 diyelim. Bakın 1'den 6'ya kadar sonra 6'dan şöyle 6 5 4 3 1 2 3 4 5 6 diye götürdüm. Sonra 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 6 5 4 3 6 5 4 6 5 ve 6. Peki ben burada da 1 2 3 4 5 6 isteseydim ne olacaktı? Ben burada da 1 2 3 4 5 6 diye git diyebilirdim. O zaman ne yapacaktık? Şunu yapacaktık. Veya algoritmamızı şöyle değiştirirdik. Daha farklı bir hale sokardık. İ'den başlatırdık. Şöyle küçük eşit sharp oluncaya kadar tek tek arttırırdık. Anlamaya çalışalım. 6 diyelim. Bakın 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedikten sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 3, 4, 5, 6. Sonra 4, 5, 6. Sonra 5, 6. Sonra 6. Şu şekil bir algoritmada yazabilirdik. Yani burada ne yapmak istediğimize bağlı. Diyelim okulda sizden hocanız böyle bir şey istedi. Burada ne istediğine bağlı olarak şu algoritmayı değiştireceksiniz. Bakın diyorum ki 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı yaz. Nasıl diyorum? Şöyle diyorum. Şurayı temizleyelim. Diyorum ki j'min ilk değeri ne olsun? i1 iken 1 olsun. i 2 olduğunda ne olacak? 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak. Artık buradaki sharp sayısının ne girilmiş olsun? 4, 4 girilmiş olsun. Tamam. Şurada j küçüktür. i'min değeri 1 olduğu için j'yi de 1'e eşitleyecek. Daha sonra 1'den sharp değerim kaç? 4. 1'den 4'e kadar olan sayıları yazacak. Sonra gelecek. Bakacak i'min değeri 2. 2'den 4'e kadar olan değerleri yazacak. 1, 2, 3, 4'ü yazacak ilk önce. Sonra 2, 3, 4'ü yazacak. Sonra 3 ve 4'ü yazacak. Çünkü i'min yeni değeri 3 ya. 3 ve 4. 4'e kadar ya 3 ve 4 olarak yazacak. Sonra i'min değeri 4 olunca j 4 olacak. 4 küçük eşit midir 4'ten? Evet 4 yazacak. Şu şekilde de çaprazlama 4 4 4 4 4 olacak şekilde götürecek. Bakın 6 6 6 6 şeklinde götürdük. Bu şekilde ne istediğimize bağlı burayı sürekli değiştirebiliriz. Bir daha değiştirelim. Şunu kapatıyorum. Diyelim ki hocanız sizden şöyle bir şey istedi. Dedi ki size bir ödev veriyorum. Şöyle 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 gibisinden sonra şu yukarısının simetrisini aşağıya yazın dedi. Yani 1 2 3 4 5 dedikten sonra tekrar 1 2 3 4 2 3 1 2 3 1 2
1 şeklinde yukarıdakisinin aynısını istedi, simetrisini istedi diyelim. O zaman algoritmayı nasıl kuracaktınız? O zaman şöyle kuracaktınız, bakın. O zaman yine aşağıda da 1'den, bakın burada j 1'den gidiyor ya, 1'den 2'ye, 1'den 3'e, 1'den 4'e. Yine aynı şekilde j'yi 1'den başlatmanız gerekirdi. Çünkü hocanız sizden 1'den başlatarak götürmek istiyor. Tamam, algoritmayı şöyle kuracağız. Diyeceğim ki j 1'den başlasın. 1'den başlasın başlamasına, ama sürekli ilk önce 1'den 4'e kadar yazsın. Sonra 1'den 3'e kadar yazsın. Sonra 1'den 2'ye, sonra 1'i yazsın ve çıksın. O halde en mantıklı yapacağımız şey sharp'tan i değerini çıkarmak olacak. Ne yapıyorum ben burada? Onu anlatacağım size. Bakalım gerçekten simetriyi yakalayabildik mi? 6 üzerinden deneyelim. Evet, bakın 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ondan sonra simetrisi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Yukarıdakinin simetrisi. Sadece şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdı. Ve çok güzel bir simetriyle algoritmamız çalıştı. Peki nasıl yaptık bunu? Ben şimdi bunu oturup kağıt kalemle nasıl oluşturdum? Şöyle oluşturdum. Bakın dedim ki dış for'dan zaten sharp kadar olacak. Mesela sharp'ımın değerinin 3 olduğunu varsayın. Şurada sharp'ıma dışarıdan 3 girildiğini varsayın. Tamam mı? Güzel. Şimdi başlayalım. Dış döngüm olan i 1'den başladı. 1 küçük eşit midir 3'ten? Evet. Bakın döngü başladı. Geliyor iç döngüye. J'yi 1'den itibaren bakacağım. 1 küçük eşit midir 3 eksi i'den? i'min değeri ne? 1. 3 eksi 1 nedir? 2'dir. Doğru mu? 1 küçük eşittir 2'den. Evet, doğru. O halde geldi. Ne yazdı? 1'i yazdı ekrana. Sonra hala iç döngüm devam ediyor. J'min yeni değeri ne? 2. Çünkü J'ye plus plus demiştik. J'yi sürekli arttır dedik. J'min yeni değeri 2. 2 küçük eşit midir 2'den? 3 eksi 1'den. Bakın i'min değeri hala 1. Çünkü iç döngü bitmedi. 2 küçük eşit midir 2'den? Evet, doğru. O halde j'nin yeni değeri olan 2'yi yanına yazdırdı. Dikkat edin. Sonra bu döngüden çıktı. Çünkü 3 küçük eşit değildir 2'den. O halde bu döngüden çıktı ve bir alt satıra geldi. İ'min yeni değeri ne? 2. 2 küçük eşit midir 3'ten? 2 küçük eşittir 3'ten. Doğru. Yine döngüm devam ediyor. Geliyorum. Diyorum ki j'yi 1'den başlat. 1'den j 1 olduğunu anladık. J 1'den başladığı için. J küçük eşit midir? İ'nin yeni değeri 2 ya, 1. Artık şuradaki 3 eksi i neye eşittir? 1'e eşittir. Çünkü i'min yeni değeri 2. 3 eksi 1, 1, 3 eksi 2, 1 yaptı. 1 küçük eşit midir 1'den? Evet, doğru. O halde geldi, J'yi yazdı. J'ye ne yazdı? 1 yazdı. Sonra bu döngüyü kırıp çıktı. Çünkü J'min yeni değeri 2 olacaktı. 2 1'den küçük eşit midir? Hayır. Bu iç for döngüsüne çıktı. Printf ile backslash n'i basıp aşağıya indi ve tekrar yukarı çıktı. İ'min yeni değeri ne? 3. 3 küçük eşit midir 3'ten? Evet. Bu for döngüsüne yine girdi. Ancak şurada iç döngüde i 3 olduğu için ve j 1 olduğu için, 1 küçük eşit değildir 0 olduğu için şu for döngüsüne hiç çalışmayacak. Çünkü koşul sağlanmıyor. i 3 olduğu için 0 oldu bu. Ama j 1'den başlıyordu. 1 küçük eşit 0 olamayacağı için bu döngüye hiç girmedi ve benim işlemim bitti. Aslında şöyle 3 gireyim. Bakın mantık aynı. 3 girdim. Bakın 1, 1, 2, 1, 2, 3 yazdıktan sonra 1, 2, 1. Gördünüz mü? 1, 2, 1. Burada mantığını anlattım size. Bu algoritmamız nasıl çalışıyor onu gösterdim. Yani hocanızın sizden ne istediğine bağlı olarak gelip düşüneceksiniz. Yani belki 3 saat, 4 saat düşüneceksiniz. Ben nasıl bunu yapabilirim? Daha sonra kağıt kalemle her şeyi hallettikten sonra kodlamaya geçin ve kodlama üzerinden düzenlemeler yaparak, deneme yanılma yaparak da devam edin. Ama ilk önce gerçekten ciddi bir süre düşünmeniz lazım. Peki bana diyeceksiniz ki buradaki kritik nokta ne? Şuradaki simetriyi oluşturmak için. Bence buradaki kritik nokta da j küçük eşittir şuradaki ifadeyi bulmanız. Yani sharp eksi 1 olduğunu bulmanız. Niçin? Şöyle düşüneceksiniz, bakın. Aslında hepsi mantık içerisinde yürüyor. Bakın şöyle düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki alın elinize kalem, kağıt. Şöyle düşüneceksiniz. Ya ben 1, 2, 3, 4'ten sonra 1, 2, 3 yazmalıyım. Sonra 1, 2 yazmalıyım. Sonra 1 yazmalıyım. O halde şurada artan bir olay var. O halde J plus plus'ı buldunuz. J'yi 1'den başlatmanız gerektiğini de buldunuz buradan. Güzel. Sonra diyeceksiniz ki ben ilk seferde 4 adet yazılmasını istiyorum. Güzel. İlk seferde 4 adet, ikinci kez 3 adet,
Üçüncü kez de 2 adet ve sonuncusunda da 1 adet yazılmasını istiyorum J'nin, şu iç döngünün. O zaman burada bir azaltma işlemi yapacağınızı aklınıza getireceksiniz. Bakın 4 kez çalıştırmak istiyorsunuz for'u. Sonra 3'e düşürmek istiyorsunuz. O halde en mantıklısı sharp'tan şu i'yi çıkarmanız. İlk önce 1 çıkarmış olacaksınız. Diyelim ki sharp 4. 4-1, 3 oldu bakın. Sonra i 2 olduğunda kendisi sharp'tan 2 çıkaracak. 4'ten 2 çıkaracak, 2'ye düşecek. Sonra i 3 olduğunda bakın sharp 4'tü. 4'ten 3'ü çıkaracak, 1'e düşecek. Anladınız mı? Algoritmayı kurarken zihninizi berrak çalıştırın. Evet, gerçekten ilk başta insan zorlanıyor. Algoritma kurarken ölüm gibi geliyor. Ama daha sonra zamanla şöyle somutlaştırmayı öğreniyorsunuz. Bir problem var karşınızda. Problemimiz şu. 1'den 4'e kadar yaz. Sonra 1'den 3'e kadar. Sonra 1'den 2'ye. Sonra 1'i yaz. Problemimiz bu. Şunu anlayacaksınız. Bakın 1'den başlayarak yan yana bir şeyler yazacağım. J ile, iç döngüyle. Sonra bir sonraki döngüde, bir sonraki satırda bunu bir azaltmam gerek. O halde benim J'min değerini 4'e götürmeyip 3'e kadar götürmem lazım. Burada bir çıkarma işlemi yapmam gerektiğini anlayacağım. Ve en nihayetinde 4 satıra ihtiyacım olduğu için şuradaki dış for'a da ihtiyacım olduğunu anlayacağım. Algoritmayı bu şekilde kuracağım. Neyse, bu ders çok çok uzadı. Umarım bu algoritmaları nasıl kurduğumuzu anlamışsınızdır. Önümüzdeki ders aslında bununla ilgili son bir kez daha bir şey göstereyim ve bu olayı kapatıp başka örneklere geçelim. Son olarak burada kullanıcı bunu bir tık daha ileriye götürelim. Diyelim ki kullanıcıya sen sıralamayı ne tür istiyorsun? Arttırarak mı, azaltarak mı gitmek istiyorsun diye kullanıcıya bir soralım. Diyorum ki sıralama türünü gir diyorum buradan kullanıcıdan. Scanf ile çekiyorum. Şurada integer olarak da tanımladım. Kafamdan sallayacağım. Diyeceğim ki kullanıcı 1 girerse arttırarak, 2 girerse azaltarak, bu ikisini de girmezsen yanlış bir tür girdin diye bir koşul yazalım. Hemen bunu if koşuluyla sağlayalım. Diyelim ki bu kişinin girdiği sort eşit eşitse 1'e şuradaki döngü çalışsın. Else if eğer sort 2'ye eşitse, sallıyorum burada, yani niye 1'e niye 2'ye eşit demeyin. Çünkü sallıyorum, siz de kafanıza göre bir şey sallayın. İşte 1'e eşitse şu, 0'a eşitse şu de diyebilirdiniz. Yani kafanıza göre, ben böyle belirliyorum. Else diyorum, eğer ikisi de sağlanmasa ekrana bir mesaj versin. Ekrana wrong choice desin. Yani yanlış bir seçim yaptın desin. Güzel. Bakın if else'lerin içerisinde de döngüleri kullandık. Bunu da görmenizi istedim aslında. Yani işi bir tık daha ileriye götürelim. Daha karmaşık yapılar oluşturalım birlikte. Burada basit basit bir iki tane şey verip ondan sonra geçmeyelim diyorum. Tamam. 1'e eşitse şu çalışacak, 2'ye eşitse şu döngü çalışacak. Her ikisine eşit değilse ekrana bir hata mesajı versin dedim. Bakalım. 3 gir, şöyle 5 gireyim. Diyor ki işte senin diyez sayın kaç olsun? 5 dedim. Diyor ki türünü gir. Birinci türü gireyim. Bakın arttırarak gitti. Ya da şöyle kullanıcıya bir mesaj da verebilirdik bakın. Neyi girmesi gerektiğini şöyle anlayabilirdi aslında. Şöyle 8 diyelim. Diyor ki türünü gir. İkinci türü gireceğim. Bakın aşağıya doğru azalta azalta gittik. Tabii bunu aslında şöyle diyezlerle yapsak veya yıldızla yapsak daha mantıklı olacak gibime geliyor. Bekleyin, şöyle yıldız yapayım. Şuradaki sharp i'yi değiştirelim. Tekrardan ilk formuna sokalım. J eşittir sharp diyelim. Büyük eşit i oluncaya kadar tekrar tekrar bunu yazdır demiş olalım. 6 tane girdim. Birincisini giriyorum. Bakın arttırarak gitti. Yine 6 diyorum. Tür olarak 2'yi seçiyorum. Tabii burada eksi eksi demediğim için sonsuz bir döngüye girdi. Büyük bir rezalete sebep olduk. Ama önemli değil. Hemen 2 diyorum. Bakın bu sefer de azaltarak gitti. Türünü de seçip ne yapmak istediğini sorgulayabilirdik. If else'lerle çalışma şekli de bu. 6 girdim. Örneğin 3 girdim. Bakın yanlış seçim dedi. Böyle yapmamalısın dedi. Bu ders bayağı uzadı. Önümüzdeki derslerde yine sizlerle birlikte algoritma mantığını döngüler üzerinden görmeye devam edeceğiz.